Hadi geçmiş olsun. Bu işi de kazasız belasız hallettik. Evet Melda hala. Ay çok teşekkür ederim. Ya şimdi benden ne dilersen dile. Aa, söyledim ya Ayşegül. Yemek yapmama yardım edeceksin. Akşam Şükran Hanım'la Ceren'i yemeğe davet ettik. Babalar İstanbul dışına çıkmış. Hem onlar yalnız kalmasın hem de Şükran Hanım evde her şeyin normal olduğunu bir görsün. Bence de. Tamam söz veriyorum yardım edeceğim. Yalnız benim önce bir sınıfa gidip dosyamın orada olup olmadığına bakmam lazım. Ayşegül. Aa Selim. Aa. Gel. Gel. Selim. Tam zamanda geldin Ayşegül, yeni bitirdim. Aa inanmıyorum. Ne zaman yaptın sen bunu? Sen bana bağırdıktan sonra hatamın farkına vardım. Bunun senin için ne kadar önemli olduğunun da. Ben de gittim yıllıkları buldum getirdim. Ben de o yüzden demek ki seni buralarda bulamadım. Ben de seni bulamadım. Ama sonra sınıfta sıranın üstünde bu dosyayı buldum. Dedim sana bir sürpriz yapayım. Ay sen bir tanesin. Pardon. Ya o benim lafım. Şu dosyaya bir bakayım. Ne kadar güzel olmuş. Evet. Okulun tarihini okulun mezunları yazar. Güzel. Aferin Ayşegül. Sağ ol. Ne? Aferin mi? İnanmıyorum ya. Resmen suçüstü bastım sizi. Resmen torpil. Hatta siz yeğeninizin ödevlerini de yapıyorsunuzdur. Hatta ve hatta yeğeninizin daha yüksek not alması için masa başı oyunlarınızla anlaşma da yapmışsınızdır. Ama izin vermem ben bunlara. İzin vermem, anladınız mı? Ezdirtmem ben bu muhteşem ödevimi. Halkın sesine kulak vermek zorundasınız. Kızlar, gelin gelin. İşte şimdi duyacaksınız halkın sesini ve karşı koyamayacaksınız. Bakın kızlar, şimdi size iki tane ödev göstereceğim. Siz de hangisi güzelse oylayacaksınız. Anlaştık mı? Hocam, burada 5 tane tarafsız öğrenci var. 5 mi? Evet, bu 3 öğrenci ve Rezzan'la Berna. Bir kere Berna ile Rezzan tarafsız değiller. Sen bir de iftira mı atıyorsun ha? Sor bakalım kendilerine taraflar mı, tarafsızlar mı? Siz taraflı mısınız? Hayır. Bak gördünüz mü kendileri söyledi. Tarafsızlarmış. Şimdi arkadaşlar bu iki ödevden hangisinin konsepti daha güzel? Bu mu? Yoksa bu mu? Bu D.Ö. ve T.S. ne? Tabii ki Tuğçe'den önce ve Tuğçe'den sonra. İyi de bu resimlerin bizim okulda bir alakası yok ki. Arkadaşlar ayrıntılara bu kadar takılmayın tamam mı? Ay yeter bu kadar baktınız. Şimdi söyleyin. Bu mu? Yoksa aa, bu mu? Pardon Selim. Bu. Ay inanmıyorum. Bakın son kez söylüyorum. Arkadaşlar kırın zincirlerinizi tamam mı? Rahat olun. İçinizden ne geliyorsa onu söyleyin. Size karşı çıkanlar olursa da karşılarında beni bulacaklar tamam mı? Şimdi bir daha düşünün ve söyleyin. Bu mu? Yoksa bu mu? Bu. Ya. Ne? Ama sen baskı altında kalmayın demiştin. Sağ olun çocuklar. Hadi dersinize geç kalmayın. Bay bay. Bana da müsaade. Çok teşekkür ederim ya. Rica ederim canım benim için bize. Biliyor musun? Şimdi kendimi sana karşı çok borçlu hissediyorum. Bir şey söyle hemen senin için bir şey yapayım. Gerek yok Ayşegül. Öyle deme. İçimden sana karşı bir şeyler yapmak geliyor. O zaman basket maçına gelip oyuna girersen beni desteklemeye gelir misin? Tabii ki. Büyük bir zevkle. Anlaştık o zaman. Tamam anlaştık. Akşam görüşürüz. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Ayşegül. Ayşegül. Efendim. Ya bir şey sorabilir miyim? Söyle ama ben seni şu anda hiç duyamam. Çünkü ben çok başka bir yerdeyim. Sen şimdi akşam hem halana hem Selim'e söz vermedin mi? Ne yapacaksın? Bilmem. Bilmem. Eyvah ne yapacağım şimdi? Hangisini seçeceksin? Ya ben şimdi ikisini de kıramam. İkisi de benim için çok büyük iyilikler yaptı. O zaman bir şansımı denerim. Belki birinden birine bana daha az ihtiyacı vardır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.